Bismillahirrahmanirrahim. Bir nükteyi mühimme. Eğer denilse, neden gazveyi hendekte dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan mucize-i taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile 1500 kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren mucize imaiye, neden şu hanini ciz mucizesi gibi şaşa ile çok kesretli tariklerle nakledilmemiş? Halbuki o ikisi bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş. El cevap, zuhur eden mucizeler iki kısımdır. Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam elinde izhar ediliyor. Hani neciz şu nevidendir. Sırf nübüvvetin tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki, müminlerin imanını ziyadeleştirmek, ve münafıkları ihlasa ve imana sevk etmek ve küffarı imana getirmek için zahir olmuş. Onun için avam ve havas herkes onu gördü, onun neşrine fazla ihtimam edildi. Fakat şu mucize-i taamiye ve mucize-i maiye ise mucizeden ziyade bir keramettir. Belki kerametten ziyade bir ikramdır belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafet-i rahmaniyedir. Onun için çendan davayı nübüvvete delildir ve mucizedir fakat asıl maksat ordu aç kalmış. Bir çekirdekten bin batman hurmayı halkettiği gibi Cenab-ı Hak hazine-i kayptan bir saate amdan bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya kumandana azamın parmaklarından abı kevser gibi su akıttırıp içiriyor. İşte şu sır içindir ki mucize-i taamiye ve mucize-i maiyenin her bir misali hani ciz derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri külliyet itibariyle hani ciz gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor, onun için fazla intişar etti. Eğer denilse, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın her hal ve hareketini kemal ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mucizatı azime neden 10-20 tarik ile geliyor, 100 tarik ile gelmeliydi?'' Hem neden Hazreti Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor. El cevap. Birinci şıkkın cevabı dördüncü işaretin üçüncü esasında gelmiş. İkinci şıkkın cevabı ise nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa bir tabibe gider, hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder. Mesele-i şer'iye müftüden haber alınır ve hakeza. Öyle de sahabe içinde ehadis-i nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için ulemayı sahabeden bir kısım ona manen muazzaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazreti Ebu Hureyre bütün hayatını hadisin hıfsına vermiş, Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafeti kübra ile meşgul imiş. Onun için ehadisi ümmete ders vermek için Ebu Hureyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimat edip ondan rivayeti az ederdi. Hem madem Sıddık, Saduk, Sadık ve Musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı bir tarık ile bir hadiseye haber verse yeter denilebilir. Başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler 2-3 tarih ile geliyor.